Avrupalıların gözde tatil merkezlerinden Rodos bugünlerde korkunç bir kabusun uyanmaya çalışıyor. Bir haftadır devam eden yangınlar ev ve otelleri de içine alınca Atina yönetimi tahliye operasyonu başlattı. Alev kapanından kurtarılanların sayısı 40 bini aştı. Evet, bu. Helikopterlerin biri iniyor, biri kalkıyor. Ana yollar bile alevlere teslim oluyor. Difficult, frustrating, because we're not so sure where the fire is, but we were told to evacuate, so we just put some things in the bag. Neşeli turistleri taşıyan tur tekneleri şimdi Rodos'a gelenleri ölümden kurtarmaya çalışıyor. Evet, bu. Bir haftadır cayır cayır yanıyor Yunanistan. Gece gündüz aralıksız süren mücadeleye Türk uçakları da destek veriyor. 5 helikopter ve 10 uçak sorti üstüne sorti yapıyor ancak aşırı sıcak ve rüzgar müdahaleyi zorlaştırıyor. Thinking why? Because they told us we didn't have to worry in Iraqi, and now they're telling us to go to Rhodes and go there and find something. Hem denizden hem karadan süren operasyonda aralarında turistlerin de bulunduğu 40 bin kişi afet bölgesinden uzaklaştırıldı. Otellerinde huzur içinde uyuma hayaliyle yola çıkanlar şimdi spor salonlarında bir köşeye kırılabildiğine şükrediyor. İtfaiyenin yapabildiği yaşanan kaos sebebiyle özür dilemekten ibaret. Üstelik kötü haberler bununla da sınırlı değil. Ülkedeki yangınların en tehlikelisi denilen Rodos yangınında kavurucu sıcak sebebiyle durum daha da kötüleşebilir.